Öncelikle Akçaağaç çubuğunun diyarı Kuzey Amerika kıtasından herkese selamlar. Ne zamandır bari 10.000 abone olalım da bir kanal tanıtım videosu yapalım diye bekliyordum ama 10.000'i kaçırdım ama yine de hala geç değil diyerek tam 10.230. değerli abonemizin şerefine dedim bir kanal tanıtım videosu çekeyim. Kanala tıklayanlar görsün yukarıda çıksın. Hem de sağ olun, var olun. Benim böyle 3-5 seneye olur dediğim izlenme sayıları 3-4 ayda oldu. E doğal olarak şahsi sorular da gelmeye başladı. Bahane ile biraz da kendimden bahsedeceğim. Kendimle ilgili bilgi vereceğim bu videoda. Böyle anlattıklarımdan daha çok kim olduğuma odaklanan bir kesim var. Böyle küçük bir kısım var. Bu da bakın son 200 yılın modası. Bir konunun sadece konunun uzmanı tarafından anlatılırsa ciddiye alınması. Halbuki eskiden hiçbir konu bu kadar detaylı bilgi biriktirmemişti. Rönesans insanı diye bir kavram vardı. Böyle bir insan modeli vardı. Birçok alanda uzmanlaşabiliyordu bu insan. O yüzden de şimdi tarihe bakınca görüyoruz ki aynı kişi mesela fizik alanında bir sürü icatta bulunuyor. İşte hem düşünce kulüplerinde ideoloji geliştiriyor. Hem de aynı zamanda aynı kişi paratoneri icat ediyor. Bu esnada aynı zamanda Fransa'da diplomat. Bu aynı kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu ekibinde yer alıyor. Bugün 100 dolarların üstünde resmi var. Bu adam bir de şarap koleksiyonu yapıyor. E demek ki eskiden bazı insanlar hayatı bugün bizim algıladığımız gibi algılamıyorlardı. Bizim bu dönemimize özgü bir kişinin böyle tüm hayatını bir meslekte uzmanlaşmaya harcaması. Biraz da modern toplumda bir kimlik edinmekle alakalı, toplumun da ihtiyacıyla alakalı. Ama mesela benim fakir düşünceme göre Türk Edebiyatı'nın en güzel bazı eserlerine imza atan İhsan Oktay Anar, aslında felsefe alanında bir akademisyen. Ama yazdığı tarihi romanlar edebiyat ödüllerini süpürüyor. Bak kaç farklı branş geçti tek cümlede, iki cümlede. Aynı zamanda keman çalıyor kendisi. Belki ileride bir müzik eserine de şahit olur. Yani diyeceğim şu bu konuda ben de biraz eski kafayım. Bir insanın hem sakız çiğneyip hem de yürüyebileceğine inanıyorum. Aynı şekilde hem fizik çalışıp hem de ülkede kurabileceğine inanıyorum. Ve benim de sanırım şahsen uzmanı olduğum bir konu yok hayatta. Her konuda konuşurum. Ama her konuda beni susturacak bir uzman vardır mutlaka. Eski kafalıyım dedim ya o yüzden zaten kanalın ismini agrestik yaptım. İngilizce'de böyle eski usul falan gibi anlamlara gelen eski bir kelime. Bugün bilen İngiliz bile azdır. Bir de doğduğum yer Selçuk. Bak İzmir'in Selçuk ilçesi. Selçuk şöyle bir yer bilmeyenler için. 8 kilometre ileride Şirince köyü var. Turistik. Selçuk'a bağlı. Tam tersi istikamete 8 kilometre giderseniz Pamucak sahili var. Orada tesisler var. Su parkları falan var. Böyle 6-7 bin yataklı bir turizm alanı. Pamucak'a varmadan solda Artemis'in Efes'i var. Efes Antik Kenti. Efes üst kapıdan az devam ederseniz Meryem Ana evi var. Bunun tam tersi istikametinde de Artemis Tapınağı var. Eskiden dünyanın 7 arkasından biri diyorlarmış. E Kuşadası Limanı ayağımızın dibi zaten Selçuk'ta. Sivil havacılık havaalanında Hayko Cepkin beraber böyle paraşütle atlayıp mesela akşamına da Celsius kütüphanesinde Arya dinleyebilirsiniz. Öyle bir memleket Selçuk. Dört mevsim binlerce turist geliyor. E daha bunun kalesi var. Bazilikası var, İonyalı'sı var, Efes Müzesi var, Keçi Kalesi var var oğlu var. Ben ne yaptım? Gittim bölgenin en sözde muhafazakar, en siyasal İslamcı, en yobaz ailesinde doğdum. Küçücük çocukken yaz sıcağında 5 tane yorgan örtüyorlardı üstümüze kardeşimle. Sonra bize diyorlardı ki, buna dayanamıyorsanız yarın cehennem sıcağına nasıl dayanacaksınız diyorlardı. Bunu yapan en küçük amcam bu arada. Kendisi hala imam resmi olarak devletin imam olarak maaş ödediği görevli ama İngiliz bir kadından gayrimeşru bir kızı var. İngiltere'de kız şu an şu anki karısı biliyor mu ben bilmiyorum yani 90'larda Türkiye'de çocukluk geçirmiş herkes gibiyim ha bir de Bak bazen videolarımı beğenmeyenler ya da anlatlarımı beğenmeyenler yorumlara ya da işte mailden böyle tehdit vari şeyler yazıyorlar. Tehdit deyince de böyle alengirli şeyler gelmesin aklınıza öyle bir şey yok. İşte böyle böyle yaparsan izleyici kaybedersin. Şöyle şöyle yaparsan takipçilerin azalır. İşte izlenmezsin falan diye. Böyle tavsiye veren çok. Ama maalesef ben o kişi de değilim. Ben böyle sponsor kaybetmemek için yakın tarihe hiç değinmeden, dokunmadan böyle en kritik yerlerin kenarından dolaşıp magazin tarihçiliği yapan o popüler tarih profesörünüz değilim. Bak kripto borsasında kaybı olmayan yok ülkede. insanlar intihar ediyor. Ya bu ülkenin insanı vatandaşımız ya. Yarın bir şey olsa omzumuzu emanet edeceğimiz kişi hem kendini hem etrafını yakıyor. Kaç tane örneği var. Bu paralar kime gidiyor açıklayamayan çünkü o paranın sahibi tarafından beslenen o ünlü ekonomist de değilim ben. Böyle izleyici küsmesin diye doğru bildiğini söylemekten çekinecek de değilim. En gaddar eleştirileri eğer içinde bir argüman varsa ben kendim öne çıkarıyorum zaten yorumlarda. Kim olduğunu bilmediğim birinin bir fikrinden çekinip kanalda yorum silecek de değilim. Bunları anlatırken de böyle artistik yapmıyorum bakın. Ben öyle karakterli, omurgalı, güvenilir, ahlaklı biri de değil. Ben hayatta kalmak için adapte olmak gerektiğini öğrendim. Adaptasyonumu bölecek hiçbir şeyde dikkate almıyorum. İdeoloji, din, inanç ne derseniz artık insanı insan yapan tüm değerler yine insan için bana göre. İnsan iyiyse, mutluysa bu geri kalanının bir anlamı var. Açken medeniyet olmaz değil mi? Hepiniz gibi benim de kendime az bir ahlak anlayışım var. Kendime yakıştırıyorsam yapıyorum. Beni yargılayacak olanların da zaten kim bilir neleri vardır az çok biliyorum yani. Yine çok soru geliyor. Herhangi bir bahis sitesinde ya da herhangi bir kumar sitesinde çalışmadım. Herhangi bir kasinoda müdürlük falan da yapmadım. Garsonluk, barmenlik, sıva, boya, böyle alçpanın köşe tarafını tekte çıkarma, halı fleksi ütü bandı yapma falan. Bu tarz işlerde çalıştım. Ama kasinoda hiç müdürlük yapmadım. Yönetim kurulunun yetki devretmesiyle Ile ...kasino müdürlerini denetlediğim oldu. Bu arada ben sizi anlattıklarıma ikna etmek için bu detayları veriyorum. Çünkü bazı izleyiciler gerçekten CV istiyor inanmak için. Yoksa benim kendimi ispat çabam yok. Ben zaten çalıştığım sürede gerekli kişilere kendimi ispatladım ki... ...güven duydular, yetki verdiler. Ben bana güvenen insanların sadece böyle bana güvendikleri için verdikleri bilgileri... ...burada ifşa edecek de değilim. Yani ben sadece kasino'cu değilim. En başta da söyledim, bu mesleklerin, bu sıfatların hiçbiri beni tanımlayamaz. Benim kimliğim olamaz. Çünkü ben de sizin gibi karma karışık bir insanım yani. Bugün sevdiğim yemeği yarın yemiyorum. Bugün giydiğimi yarın beğenmiyorum. İlk videoları bile şimdiden beğenmiyorum. Çünkü o zamandan beri bir sürü şey öğrendim. O konularla da ilgili bir sürü bakış açısı geliştirdim, değiştirdim. Onları bile beğenmemeye başladım şimdi. Bak, en baba üniversite 4-6 sene falan sürüyor ya. Ben bir işi 6 seneden fazla hiç yapmadım. Çünkü öğrenme hızım iyice düşüyor, bir süre sonra katlanamıyorum. E tek bir hayatımız varsa da, e kimse kusura bakmasın, yanlış da anlamasın, bir işte iyice uzmanlaşıp topluma böyle kaliteli hizmet vermektense, birçok işte çırak olup toplumdan hizmet almak, yani bilgi almak daha çok işime geldi benim. Çıraklık mis gibi, bedava eğitim, alçpan nasıl kesilir Diyarbakırlı bir ustadan öğreniyorum ama öğrendiğim alçpan değil ya, öyle de geçen bir hayat var. Adamı izliyorum, ailesiyle ilişkileri, siyasi okumaları, basit tehdit algıları, hayata dair beklentileri, neler yaşamış, nasıl baş etmiş, şu an nasıl baş ediyor hala? Şimdi bu çoğunuza klişe gelebilir, yapmacık veya işte popülist de gelebilir ama kusura bakmayın. Bir ev yapabilme kabiliyetine sahip inşaat ustaları varken sizin böyle kütüphanelerde, fısıltısız ortamlarda öğrendikleriniz beni çok tatmin etmiyor hayata dair şahsen. Ben zaten bir senede istediğim herhangi bir akademik konuda merak ettiğimden daha da fazlasını kendim öğrenirim. Bu teknoloji çağında bir aydınla, bir entelektüelle diyalog kurmak bana artık tatsız ve gereksiz geliyor. Yüzlerce yıllık büyük üniversiteler bu gün bir sürü kaynağını özellikle Covid'den sonra halka açtı internette. Kimsenin artık böyle SSD kartlar gibi bilgiyi tamamen kendisinde depolamasında çok gerek yok artık. Beni ilgilendiren az imkanla bile çok ve büyük işler başarabilenler. Adam ekonomist mesela ama Türkiye'nin en iyi gurmesi. Gurme kelimesini Türkçe'de bilinir yapan adam Vedat Milor. Şimdi ben bu adama nasıl saygı duymayayım? Adamın esprileri bile bir seviye. Ne ekonomi, ne yemek, hayata bakışı, olayları ele alışı gelişmiş adam. Çünkü kendisini tek bir tanıma sığdırmamış. Zaten sığmazdı. Ama öteki de ekonomist. Bak anlayacaksın şimdi. Bağırıp duruyor işte. Her şey çok kötü olacak, her şey pahalanacak tasarruf yapım vesaire vesaire. Şimdi bak tüm ekonomistler ülkenin enflasyondan kurtulması için acı reçeteler veriyorlar ya. Ben maaş düşürerek, halkını fakirleştirerek, kredi imkanlarını ve dolayısıyla üretimi kısarak, işte özel teşebbüsü boykot ederek kalkınmış, tek ülke bilmiyorum. Tüm iktisadi literatür bunu gerektirebilir bak ben uzman değilim. Ama Atatürk'ün dediği gibi bizler isteriz ki ilhamımızı hayatın kendisinden alalım. Bizim enflasyondan kurtulmak için şu an ülke olarak yaptıklarımızı ya da bize tavsiye edilenleri yaparak zengin olmuş bir ülke varsa, bilen varsa yazsın ben de öğreneyim. Ben de yok. Şimdi bu adam profesör değil de ordinarius olsa ne olur? Yine kendisi gibi kendi kafasında birileri toplanmışlar bir ordinarius demişler bunlara yani. Öyle olmuş. Ekonomiyi çok iyi bilen gitsin ders versin. Nesil yetiştirsin, yeni nesilleri öğretsin. Ama hayatı bilmeyen adam çıkıyor. Keynes yence ekonomik yöntemlerle işte ekonomiyi kurtarmaya, ülkeyi kurtarmaya çalışıyor. Bu komik oluyor. Komik olduğu kadar başarısız da oluyor. Tüm ekonomistler bugün bir araya gelseler bu ülkedeki ekonomiyi doğrultamazlar. Çünkü teorik bilgiyle zehirlenmiş durumdalar. Halbuki biz. Bisiklet sürmek kitaptan öğrenilmiyor maalesef. Veya şöyle söyleyeyim, bisikletin tüm detaylarıyla uzman olmak size bisiklet yarışı kazandırmaz. Sen bisikleti çok iyi biliyorsun, işte gidonu, jantları, milimetresine kadar, işte lastiklerin psi basıncına kadar tamam da hiç bisikletten düştün mü? E düşmediysen bana nasıl kalkacağımı anlatma lütfen çünkü yapamıyorsun. Bak bunları konuşamıyoruz çünkü her fikrin ölümüne bir savunucusu var, mutlaka var. Dincisi, milliyetçisi muhafazakar ya, bizim ülkede ilerici ve gelişimci olanlar da muhafazakar. Adama karışma diyorum, ben liberalim, beni bu iş rahatsız ediyor diyor, karışmam lazım diyor. Öyle liberal bizim ülkedekiler. E ben de YouTube kanalı açayım, bildiklerimi, düşüncelerimi kayıt altına alayım dedim. İz bırakayım dedim kendi çapımda. Belki izleri takip edip benim ulaşamadığım noktalara ulaşan genç kardeşlerim olur. Belki benim böyle 30'umdan sonra yavaş yavaş anlamaya başladığım şeyleri çok daha erken çözebilen, böyle kalabalıklar arasında tek başına dikelmekten çekinmeyen, bunu çok daha önce öğrenen Evlatlarımız olur belki. Belki ülke, memleket, mahalle kurtulmaz ama bir kişinin hayatına küçük bir etkim olur belki diye videolar yapıyorum ben de. Ama bakın yine şimdi ben böyle dedim diye beni iyilik meleği gibi görüp yorumları alkış emoji'leriyle doldurmanız yine gerek. Benim derdim de tamamen bencilce, egoist bir şekilde diyalog kurabileceğim insanlar keşfetmek istiyorum yani açıkçası. Yine kendim için yapıyorum yani hem de öğreniyorum bir yandan. Bak ben geçen seneye kadar bir tane fotoğrafa filtre atmamış biriydim ya. Şimdi 8 saat edite oturuyorum. Çok da ilginç şeyler öğreniyorum. O izlediğimiz 10 saniyede geçtiğimiz videoların aslında altındaki emeği görebiliyorum artık bu videoları izlerken. Bak ona bile bakış açım değişiyor yani. Bir şey öğrenmekte bir sakınca yok bence. Çok uzattım yine toparlayayım. Bu kanal burası tabusuz alan. Bu kanalda tüm değerlerinize böyle hakarete varan ithamlarda bulunabilirim. Ama bunu ben kötülüğümden yapmam. Bazen şeytanın avukatlığını yapmazsak kendi yankı odamızdan çıkamıyoruz. E amaç doğru bilgiye ulaşmaksa da Descartes gibi biz de her zaman şüpheden yola çıkacağız her şeyi sorgulayacağız. Bu hayatta kimseyi tanıdığınız için, çok tanıdığınız için pişman olmazsınız ama kendinizi fazla açarsanız, fazla tanıtırsanız mutlaka pişman olursunuz. Ben bunu öğrendim. Normalde sosyal hayatta hiç yapmadığım şekilde kendimle ilgili bu videoda epey bilgi verdim. Bu bölümle de şimdilik beni geçelim. Artık bu dosyayı kapatalım benle ilgili konuları. Çoğu arkadaşım siz kadar tanımıyordur beni şu anda. Şimdi ben iki tane çok güzel bölüm hazırlıyorum. Aradan böyle kanal tanıtımını da çıkarayım dedim. Var olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.